kız çocuğunun önünde karısını öldüresiye dövdü. Şerefsiz mensup. Şerefsiz mensup. Kadına şiddetin adresi bu kez Samsun'un Canik ilçesi oldu. İbrahim Zarap 5 yaşındaki kızını görüş gününün akşamında annesine geri götürmedi. Annesi çocuğu almaya geldiğinde bina önünde darp edildi. Talihsiz kadın eski kocasından yediği dayakla baygın düştü. Ancak İbrahim Zarap kadını dövmeye devam etti. Kafasını betona defalarca vurdu, yetmedi tekmeledi. Dehşet sesleri üzerine bina sakinleri pencereden baktı. Hey! Hey! Bir kişi gözü dönmüş saldırganı videoya çekti. Görüntü üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül devreye girdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak ifadelerini kullandı. Bakan Gül'ün bu açıklamasının ardından Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, annenin durumunun iyi, çocuğununsa gözlem altında olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tepki gösterdi. Annenin ve evladının yanında olacaklarını belirtti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kadının durumuna ilişkin açıklama yaptı. 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de ise hastaneye ulaştırıldığını belirtti. Ablasının uğradığı şiddet görüntülerini izleyerek olayı öğrenen kız kardeşi Rümeysa Metegül şoka girdi. Yani daha önce de darptan dolayı şikayetçi olmuştuk, uzaklaştırma aldı, uzaklaştırması bitti. Bu olayı ben diğer herkes gibi haberlerden öğrendim. Esem'in durumu şu anda iyi ama yaşadığı travmadan dolayı ne kadar iyi olabilir bilmiyorum. Sadece şu an daha güvenli bir yerde. Yani annemle babamın yanında, anneannesi ve dedesinin yanında. Rümeysa Metegül, ablasını bu hale getiren eski kocası için en ağır ceza istedi. Öyle bir ceza alsın ki artık, Türkiye'de kimse bunu yapamasın. Bunu istiyorum. O çocuğa belki de hayatındaki en büyük travmayı yaşatan ve o anneye çocuğunun gözleri önünde o insanlık dışı şiddeti uygulayan saldırgan şüphesiz ki yargıda hak ettiği cezayı en ağır şekilde alacaktır. Peki annenin ve çocuğunun durumu nasıl? Hemen Samsun'a uzanalım. Samsun Adalet Sarayı önünde bizleri bekleyen isim Mahmut Erdoğan. Mahmut günaydın, kolay gelsin. Soruşturma ne aşamada ve tabii ki en çok merak edilen annenin sağlık durumu nasıl? Detayları senden dinleyelim lütfen. Günaydın, iyi yayınlar. O vahşeti yaşatan ve boşandığı eski eşine hunharca vuran, vurmaya devam eden İbrahim Zarap adliyede. Onunla ilgili detayları ve ilk ifadesiyle ilgili bilgileri vereceğim. Annenin sağlık durumu son derece iyi. An itibariyle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Hayati tehlikesinin olmadığını ancak yaşadıklarının büyük bir travma ve şok olduğunu da belirtelim. Birkaç gün daha hastanede kontrolleri devam edecek. Çocuk ise ailede, dede ve anneanne de şu an itibariyle eşinin, annesinin, ailesinin yanında. Ona da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerekli tüm ilgi ve alakanın gösterileceği noktasında elbette ki bilgiler geldi. Ve o vahşeti yaşatan eski koca, o da adliyede. Emniyetteki ilk ifadesinde ise söylemiş olduğu sözler arasında ilginç kelimeler var. Kızının kendisini çok sevdiğini ve onu her zaman görmek istediğini söyledi. O gün de görüş günüydü. Çocuğunu sabah eski eşinden almış ve günü çocuğuyla beraber geçirmişti. Ardından akşam olduğunda anne çocuğunu geri almak istedi. Çünkü Samsun'da saatler 21 gösterdiğinde sokağa çıkmak istemesi olacaktı. Ancak eski eş çocuğu gel kendin al ifadelerini kullanınca anne çocuğunu almaya gitti ve aralarında tartışma yaşandı. Babanın ifadesinde ise annenin sana bir daha çocuğumu göstermeyeceğim ifadelerine kızdı, sinirlendi ve sinir krizi geçirdikten sonra bu yaşananların olduğunu belirterek pişman olduğunu belirtti ki söylediği ilginç cümleler de var. Kendisine müdahale eden mahalleliden de şikayetçi olacağını belirtti. Yani eski eşini döven ve bu görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan kişi mahalleli halkından da şikayetçi olacağını belirtti ki sadece orada onu durdurmaya çalışmış ve emniyet birimlerine teslim etmişti mahalleli halkı. An itibariyle şu anda
adliyede ifadeleri savcılık tarafından alınıyor. Biz gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.